İşsiz kalmamız mümkün değil. Anneme babama verdiğim örnek şu. İstatistik, kodlama ve veri derslerini alıyoruz. Biraz da kafa karışıklığı buradan kaynaklanıyor bence. Çok heyecanlıyım. Tamam. Selam, ben Fulya. ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Bugün birlikte endüstri mühendisleri ne iş yapar bunu konuşacağız. Daha teknik olan tanımı okuyarak başlamak istiyorum. Endüstri mühendisleri iş süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak için matematik, mühendislik ve işletme bilimlerini birleştiren bir mühendislik dalıdır. Diyor. Şu an size karmaşık geliyor olabilir bu tanımlar. Ama videoyu izleyin. Videonun sonunda her şey çok daha mantıklı gelecek size. Şimdi en kısa açıklamasıyla bence endüstri mühendisleri sistemin verimini artırırlar. Sistemi incelerler, sistemdeki problemleri tespit ederler ve en az maliyetle bu sistemi iyileştirirler. Bunun için öncelikle sistemi anlamak gerekiyor. Verimini artırmayı hedeflediğimiz sistem birçok iş kolunda olabilir. Ya biraz da kafa karışıklığı buradan kaynaklanıyor bence. İnsanlar endüstri mühendislerinin ne iş yaptığını tam olarak bu yüzden anlayamıyor. Çünkü belli bir sektöre bağlı kalmak zorunda değiliz biz. Yani senin sistem dediğin şey bir fabrika olabilir veya bir banka olabilir, hastane olabilir. Yani birçok yerde bu sistem iyileştirme sürecini yapabilirsiniz. Anneme babama verdiğim örnek şu. Diyelim ki bir fabrikada endüstri mühendisi olarak çalışıyorsunuz. Bu fabrikanın verimini artırmak istiyorsunuz. Verimini artırmak demek ne demek? Daha az kaynakla daha çok çıktı elde etmek. Yani daha az ürünle, daha az emekle daha fazla ürün elde edip kâr etme süreci. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Sistemi önce bir analiz etmeniz gerekiyor. Sizin temel üretim hattı bilgilerinizin olması lazım. Maliyet hesabını bilmelisiniz. Depolama süreçleriyle ilgili bilginiz olması lazım. Tedarik zinciri hakkında bilginiz olması lazım. Ki siz bu sistemi iyileştirebilin. Bizim aslında farklı farklı alanlardan, farklı departmanlardan birçok ders alıyor olmamızın sebebi bu. Sistemi daha iyi anlamak. Sistemi daha iyi analiz etmek, problemleri daha iyi tespit etmek. Fabrika örneğini aklınızda tutun. Kârı arttırmak istiyorsunuz veya daha az emek harcayarak o ürünü üretmek istiyorsunuz. Ergonomi dersleri sayesinde üretim hattında eğer vakitten kayıp sağlayacak bazı davranışlar varsa tespit edebilirsiniz. Veya tedarik zinciri yanlış yapılıyorsa, ham maddeleri aldığınız üretici veya ürünlerinizin dağıtımını, farklı illere dağıtımını yaptığınız zincirde bir hata varsa bu da sizin veriminizi azaltacak bir şey. Hep bir fabrika üstünden örnek veriliyor. ODTÜ'de de üretim hattı üstünden bir eğitim veriliyor. Ama siz bu işi birçok servis sektörüne de uyarlayabilirsiniz. Şu anda beraber okuduğum birçok insanın farklı sektörlere kaydığını gözlemliyorum. Örnek olarak siz pazarlamacı olarak çalışabilirsiniz. Pazarlama stratejilerini daha verimli hale getirebilirsiniz. Daha az para harcayarak daha çok insana ulaşmak gibi bir hedefiniz olabilir mesela. Veya siz bir bankada çalışabilirsiniz. Yazılım şirketinde çalışıp yazılımcı olabilirsiniz. Oyun sektöründe çalışabilirsiniz. Her yerde bir sistem var. Her yerde iyileştirilmesi gereken, kazancı artırılması gereken bir sistem var. Sizin kendinizi hangi alanda geliştirdiğinize çok bağlı aslında gideceğiniz yön. Aynı zamanda endüstri mühendisliğinden mezun olan birçok insan tam olarak endüstri mühendisliği için yapmayabilir. Aslında endüstri mühendisliğinin temelde yaptığı bir iş vardır. Ama siz farklı sektörlere kayabilirsiniz okurken. Örnek veriyorum, pazarlamacı olabilirsiniz, yazılımcı olabilirsiniz, finans alanına kayabilirsiniz, ekonomist olabilirsiniz. Böyle seçenekler olduğu için aslında insanlar tam olarak endüstri mühendislerinin ne iş yaptığını çözemeyebiliyor. Endüstri mühendislerinin görevleri nelerdir? Üretim süreçlerini analiz eder, iyileştirir ve yönetir. Tamam, bu daha net şu an bence. İkincisi maliyet analizi yapar. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi sizin temelde yaptığınız şey aslında kârı arttırmaya çalışmak. Ve bunu yapmak için maliyet analizi yapmak çok doğru bir yöntem. Yani siz o sistemde nelere para harcıyorsunuz ve nelere harcadığınız parayı azaltabilirsiniz. Bunun için sistemi doğru şekilde analiz edip maliyetleri belirlemeniz gerekiyor. Bunun dışında stok yönetimi ve tedarik zinciri optimizasyonu demişiz. Yani bizim aslında ODTÜ'de en çok eğitimini aldığımız alanlar bu alanlar. Çünkü bu stok yönetimi için, tedarik zinciri için belirlenmiş, kabul görmüş belli başlı algoritmalar var. Mesela yeni bir fabrika açacaksınız. Bu fabrikanın lokasyonu neresi olmalı? Bunu belirlemek için bazı algoritmalar var. Veya işte dağıtım yapacaksınız. Bu dağıtımı hangi sırayla yaparsanız en az para harcarsınız? İlk önce nereye gitmelisiniz? Veya işte belli başlı uğramanız gereken lokasyonlar var. Hangi sırayla bu lokasyonlara uğramalısınız? Ya bunu çözen algoritmalar var aslında. Bu algoritmaları öğreniyoruz biz. Bu bir bakış açısı kazandırıyor.
sistemi farklı açılardan görmenizi sağlıyor. Burada aldığınız tüm dersler. Üretim herhangi bir ürün üretimi de olabilir, bir servis üretimi de olabilir. Bu süreci besleyen birçok alan var. Ve bu alanı iyileştirmek için aslında farklı farklı alanlardan bilgiler edinmelisiniz. Proje yönetimi ve planlama. Bu alanda ben 2 tane staj yaptım. Şimdi özellikle servis sektöründe işler projeler üstünden yürüyor. P&G'de yaptığım iş özetle şuydu. Her gün yapılan rutin manuel bir iş vardı. Bu iş birçok insanın vaktini alıyordu. Benim yaptığım proje bu sistemin otomasyonuydu aslında. Sistemi kendi kendine işler haline getirdim. Bu sistem her gün belli bir saatte otomatik olarak yapılıyor. Son yıllarda en popüler olan alanlardan biri de veri analizi ve modelleme alanları. Şirketlerin elinde büyük bir veri var ve bu veriyi kullanarak sistemi iyileştirebiliyorlar. Doğru kişilere doğru reklamları yapabiliyorlar. Bunun için ellerindeki verileri optimize edip, bu verileri temizleyip kullanmaları gerekiyor. Aslında endüstri mühendisinin çok rahat yapabileceği bir süreç. Çünkü biz temel istatistik, kodlama ve veri derslerini alıyoruz. Temel algoritma bilgimiz oluyor. Bunlar olduğu için siz herhangi bir şirkette veri alanında çalışabilirsiniz. Bu verilerin optimizasyonunda çalışabilirsiniz. Veri modelleri yapabilir ve şirketi hedeflediği yöne götürebilirsiniz. Kesinlikle insanı çok geliştiren, farklı bakış açıları kazandıran, günlük hayatında da çok daha farklı düşünen, ortama farklı bakan, sistemi farklı analiz eden bir insan haline getiriyor. Endüstri mühendisliği okumak size. Ben mühendis olmak istiyordum. Ve makine mühendisi olup, elektrik elektronik mühendisi olup, daha belli bir çerçevenin içine girmek istemedim. Okurken farklı alanları öğrenebileyim, okurken kendi yönümü belirleyebileyim istedim. Okumaya başladıktan 2 yıl sonra ben iktisatta yan dala başlayabildim. İktisattan zorunlu derslerim vardı. Bunları alırken bunun bana keyif verdiğini gördüm. Özellikle ekonometri diye bir alan var. Bu alanın benim hoşuma gidebileceğini keşfettim. Ve iktisat yan dalına kayabildim mesela. Bence endüstri mühendisliği kesinlikle çok güzel bir bölüm. Sadece şunu söylemem gerekiyor. Endüstri mühendisliği gerçekten çok farklı dallara yayılan bir alan. Kendinizi hep geliştirmeniz gereken de bir alan. Şimdi şöyle sorular geliyor. Endüstri mühendisliği okumak kolay mı, zor mu? Neye göre olduğunu belirlememiz gerekiyor ilk önce. ODTÜ'de endüstri mühendisliği okumak kolay değil arkadaşlar. Size en iyisini öğretmeyi hedefleyen akademisyenleriniz olacak. Çevrenizde hep en iyi yapmış insanlar olacak. Ve siz bu insanlarla aslında bir sınav sistemine giriyorsunuz. Bu insanlardan daha iyi yapmanız gerekiyor ki siz iyi bir ortalama yapın, dersleri geçin. Hani böyle bir sistem içerisinde olduğunuz için kesinlikle zor. Çok fazla ödev veriliyor, çok fazla sınav, quiz, sürekli takip etmeniz gereken işler oluyor. Bu bir yandan iyi, zaman yönetimini öğreniyorsunuz. Planlama yapmayı öğreniyorsunuz. Özellikle ODTÜ'de endüstri mühendisliği okumanın en zor yanı şu, bir şeylere yetişememek. Yani bir şeye çalıştığınızda iyi yapacağınızı biliyorsunuz. Ama çalışacak vaktiniz olmuyor. Yani o kadar fazla işi bir arada yürütmeye çalışıyorsunuz ki. Mesela bir makine mühendisliğinin zorluğu, ne kadar çalışırsan çalış bazen o dersi geçemeyebiliyorsun. Endüstri mühendisliğindeki zorluk buradan kaynaklanmıyor. Dersler kesinlikle çalışan bir insanın geçemeyeceği zorlukta değil. Ancak dediğim gibi çalışacak vaktiniz olmuyor. Problem tam olarak burada. Şunun bilincinde oluyorsunuz. Ben bu derse şu an oturup çalışsam bu sınavı iyi yaparım. Ama benim bir yandan yarına yetişmesi gereken bir ödevim var. Bir yandan bir grup projem var. Stajdan da beni bekliyorlar. Bir yandan gelecek hafta 2 tane de sınavım var. Ben nasıl çalışacağım bu derse? Yani aslında koşturmaca bu işi zorlaştıran şey bence. İş hayatında sizi çok iyi yerlere getirecek karakter özellikleri geliştiriyorsunuz. Dediğim gibi planlama, iş yönetimi, grup içerisinde çalışma, analitik düşünme, bunların hepsini geliştirdiğiniz bir alan. Ve en büyük avantajlarından biri istediğiniz alana kayabilme özgürlüğü. Yani okurken belli başlı dersleri vermek zorundasınız tabii ki. Temel şeyleri öğrenmek zorundasınız. Ama mezun olan kişilerin her biri bambaşka bir alanda, bambaşka bir iş yapıyor. Ve bunu keşfedecek vaktiniz oluyor okurken. Okurken yön verebiliyorsunuz. İş imkanlarıyla alakalı kesin merak ediyorsunuz. Kesin biliyorum, bunu hep bana soruyorlar. Yani arkadaşlar bence ODTÜ'den mezun olup işsiz kalma durumu yaşanamaz. İşsiz kalmanız mümkün değil. Endüstri mühendisliği özelinde de
Aynı şekilde birçok sektör size açılıyor enstrümansı okuduğunuzda. Çok büyük bir yelpaze olduğu için kendinize uygun mesleği bulup çalışabilirsiniz. Sonraki videolar hangi konuda olsun? Şimdi otu hakkında daha çok konuşabilirim. Otu hakkında sabahlara kadar konuşabilirim. Veya yandal yapmak hakkında konuşabilirim. Veya diğer mühendisliklerle ilgili getirebileceğim bir sürü arkadaşım var. Onları getirip onları beraber sorgulayabiliriz. Yorum bırakırsanız eğer kesin yaparım. Yani kesin yaparım. Daha fazlası için abone olun. Görüşürüz. Kapatıyorum.